Başlığa baktığınızda yediğimiz peynirle Vikingler ve İslamiyet arasında nasıl bir bağlantı olabilir ki diye aklınıza soru işaretleri oluşmuş olabilir. Eğer aklınızdaki sorunun yanıtını merak ediyorsanız bizi izlemeye devam edin. Ne biliyoruz, hoş geldiniz. Bu videomuzda Kuzey'in denizci savaşçıları Vikinglerin Müslüman dünyasıyla ilişkilerinden ve İslamiyet'i seçen Vikinglerin tarihinden bahsedeceğiz. Yaptıkları akınlar ve deniz seferleriyle ün yapan Vikinglerin İslam dünyasıyla temasları 9. yüzyıla denk gelir. İstanbul'a kadar gelip Ayasofya'nın taşlarına "Haldan buradaydı" şeklinde yazan Vikingler, Filistin başta olmak üzere Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya ve Kafkasya üzerinden İran bölgesine seferler düzenlemekteydi. Ancak Endülüs yönetimindeki İspanya'ya konumu ve zenginliği nedeniyle çok daha fazla sayıda sefer düzenlemişlerdi. Takvimler M.S. 840'ı gösterdiğinde Viking donanması İspanya kıyılarına gelir ve o dönemlerde en iyi yaptıkları şeyi yapmaya başlarlar. Şehirleri yağmalayıp insanları soyarlar. Lisbon'dan başlayarak Cadiz, Sevil ve çevresini işgal ederler. Geri çekilmek için talep ettikleri sandıklarca altın yerine karşılarında Cordoba emirinin ordusunu gören Vikingler gemilerine dönüp geri çekilirler. Ancak Vikingler ile İspanya'da kurulan bu temas tek seferle sınırlı kalmayacaktır. Endülüslü tarihçilerin Mecusi diye kayıtlara geçirdikleri Vikinglerin barış dönemlerinde ticari sefer düzenleyen gemileriyle ilişkileri devam eder. Ham madde ve değerli metal alışverişi yapıldığına dair yazılı kayıtlarla birlikte arkeolojik kanıtlar da bulmaktadır. İskandinavya'da yapılan bir mezar kazısı sırasında üzerinde Arapça Allah yazısı olan bir yüzük bulunmuştur. Bunun dışında Viking döneminde önemli ticaret merkezlerinde yapılan başka kazılarda da Emevi ve Abbasi halifelik dönemlerinden kalma sikkeler tespit edilmiştir. Benzer şekilde hakkında kitaplar yazılan ve 13. Savaş adındaki sinema filminde Antonio Banderas tarafından canlandırılan İbni Fadlan gibi pek çok elçiyle de İslam dünyası ile Vikingler arasında yoğun temaslar yürütülmüştür. Ticari ve diplomatik temaslar devam ederken Viking donanmaları İspanya üzerine seferler düzenlemeye de devam etmiştir. 10. yüzyılın ortalarına kadar pek çok akın düzenleyen Vikingler, takvimler 9 yılların sonuna geldiğinde Endülüs ordusunun ve donanmasının artan direnci sonucunda İspanya'yı rahat bırakıyorlar. Seferler sırasında geçen yaklaşık 200 yıllık zaman zarfında aynı Fransa'nın Normandiya bölgesinde olduğu gibi bir kısım Vikingli geri dönmeyip havası güzel ve güneşli olan İspanya'da kalıyor. Müslüman olup yerleşik hayata geçen bu Vikingler, Lisbon ve Sevil şehirler arasında kalan topraklara yerleşip önce hayvancılık yapmaya, daha sonra ise günümüzde de ünlü olan Güney İspanya peynirlerini ilk defa üretmeye başlıyorlar. Müslüman olduktan sonra bile domuz eti tüketimini bırakmadıkları için çevre halklar tarafından pek sevilmeseler de İslamiyet'e ve İspanya'da yerleşik hayata geçen Vikingler zamanla İber Yarımadası'na, Müslümanlığa ve lezzetli Torta del Cazar peynirlerine bağlanıyorlar. Emeviler ve ardından Granada Sultanlığı sonrasında bu Vikinglere ne olduğu bilinmiyor. 15. yüzyıl sonlarına kadar Güney İspanya'da Emeviler ile yaşayan Vikingler, Endülüs'ü ele geçirmek için kurulan Aragon ve Kastilya ordularıyla yapılan savaş ve sonrasında yarattıkları yıkımlarda harap olan kütüphaneler ve eserler gibi yok mu oldular, yoksa gemilerle Osmanlı İmparatorluğu başta olmak üzere İslam ülkelerine mi sığındılar? Bu konu hakkında ne yazık ki elimizde yeterli bilgi yok. Ama belki de kuzeyin fiyortlarından gelen savaşçı atalarının genlerine sahip insanlar bu kıyımdan kaçmayı başarmış ve kurtulanların torunları günümüzde aramızda dolaşıyor olabilir. Sizce İspanya'ya yerleşen Vikinglerin sonu ne olmuştur? Bu konudaki bilgi ve düşüncelerinizi yorumlarda lütfen bizimle paylaşın. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.